insanları uzaylıların yarattığını söyleyen ve insan klonlayan tehlikeli Raelian tarikatı. Uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğinde, yanlarında Homo sapiens DNA'sı getirip klonlama yaparak insan ırkını yarattığını savunan tarikatın ve bu tarikatın lideri Claude Vorilion'un hikayesi oldukça ilginç. Bugüne kadar birçok insan, gelecekte uzaylıların dünyaya geleceğini veya uzaylıların dünyayı istila edeceğini düşünmüştür. İnsanlığın bilinmeyene olan tutkusu, birçok komplo teorisi üretilmesine ve bunlara inançla bağlanılmasına sebep oldu. İnsanlık olarak dünyanın gerçek sahiplerinin biz olduğumuza inanırız. Bu düşünceye göre insanlık olarak ortaya birçok teori çıkardık, hatta bilim kurgu filmleri yaptık, dünyayı inceledik, yeni şeyler ürettik. Tanrı'nın varlığını ve yokluğunu sorguladık. Fikirlerimizi çürütmek için tartışmalara girdik. Hatta savaşlar çıkardık. Ancak durumun bunun tam tersi olduğunu savunan ve ortaya bir iddia atan, hatta bu iddiaya kesin gözüyle bakıp bununla ilgili tarikat kurup kutsal kitap yazan, tüm dünyayı bununla ilgili uyaran bir kişi var. Bu kişi, Raelian tarikatının kurucusu ve lideri Claude Vorilion. Peki bu tarikatın olacağına inandığı fantastik olaylar nedir? Öncelikle bu tarikatın amacı insan klonlamak. Claude Vorilion'a göre uzaylılar 25 bin yıl önce dünyaya geldi ve yanlarında insan oluşturmak için getirdikleri DNA ile insanları klonladılar. Vorilion, bu düşüncelere kendi kendine girmediğini ve uydurmadığını insanlara inandırmak için bu bilgilerin bir tür vahiy yoluyla kendisine aktarıldığını söylüyor. Hatta bu bilgileri gaipten gelen bir ses yerine direkt uzaylıların iletişim yoluyla aktardığını iddia ediyor. Vorilion, bu ilk iletişimin nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini şöyle anlatıyor. 13 Aralık 1973 tarihinde, henüz 28 yaşındayken, Fransa'nın Clermont-Ferrand yakınlarındaki sönmüş bir yanardağı olan Auvergne Yanardağı'nı gezmeye gidiyor. Vorilion'un karşısına, bugüne kadar birçok kişinin resmettiği şekilde ışıklar saçan bir UFO çıkıyor. UFO'nun içinden, insan cildine benzer renkte, uzun saçlı ve sakallı bir uzaylı iniyor. Bu uzaylı, Vorilion'u UFO'nun içine davet ediyor. Kendini Elohim olarak tanıtan uzaylı, daha sonra Raelian tarikatında Tanrı vasfını alacaktır. Elohim'in dediğine göre seçilmiş insan Vorilion'dur ve insanlığa bütün gerçeği anlatması için onu seçtiklerini söyler. Uzaylılara göre Vorilion açık ve hür ifadeli bir adamdır. Hatta Elohim, Vorilion'un annesinin Katolik, babasının da Yahudi olmasının bu kararlarında oldukça etkili olduğunu ve bu durumun dünyadaki iki önemli ve güçlü topluluk arasında önemli bir bağ olması açısından etkili bir detay olduğunu söyler. Sonuç olarak Vorilion seçilir ve detaylar ona aktarılır. Vorilion'un Elohim'den öğrendiğini iddia ettiği bilgilere göre dünyadaki canlı yaşamı uzaylılar yaratmıştır. Ancak insanoğlu bu gizeme Tanrı adını verip açıklama yapılmasına dahi herhangi bir olanak bırakmadan üstünü örtmüştür. Uzaylılar, insanların ilk etapta bunu bilmesini istememiştir. Çünkü insanlık bunu bilecek bilince daha ulaşmamıştır. Ancak uzaylılar, Vorilion'un karşısına çıktıklarında, insanların bunu bilecek olgunluğa eriştiğini ve bir elçiyle tekrar dünyayla temas kurmak istediklerini söylemişler. Uzaylılar, 2035 yılında kendi klonladıkları insanlığın yaşadığı dünya gezegeni üzerinde tekrar hakimiyet kuracaklarını ve Vorilion'u bunu insanlara öğretmesi ve alıştırması için seçtiklerini söylemişler. O günden sonra Vorilion istenileni yapmış ve Raelian tarikatını kurmuş. Daha sonra bildiklerini anlattığı kutsal bir kitap yayınlamış. Kitabın adı Uzaylıların Verdiği Mesaj. Kitapta uzaylıların insanlardan yapılmasını istedikleri şeyleri emirler halinde kaleme almış. 84 ülkede 75 bin müridi olduğu tahmin edilen Raelian tarikatının istekleri arasında İsrail'de uçan daire şeklinde bir elçilik binası kurulması var. Hatta tarikat bunu bizzat uzaylıların talep ettiğini söylüyor. Eğer İsrail bunu reddederse, uzaylılar bu durumda geleceği yönetecekleri yerin merkezinin Filistin, Türkiye ya da Mısır'da olmasını talep etmişler. Tarikat ilk talep edilen yer olan İsrail'e 1990 yılında bu isteklerini aktarıyor. Ancak İsrail bu talebi reddediyor. Vorilion ise uzaylıların bu duruma çok kızdıklarını ve ilk talep edilen yer olan İsrail'de elçilik binasının kurulmaması durumunda uzaylıların İsrail'e büyük bir ceza vereceğiyle ilgili tehdit ettiklerini söylüyor. Raelian tarikatında videonun başında bahsettiğim gibi Tanrı yerine Elohim var.
bu tarikat, tanrısız uzaylı dininin savunucuları olarak dine ve evliliğe karşı çıkıyorlar. Hatta diğer peygamberlerin de Elohimler tarafından gönderildiğine inanıyorlar. İddialarına göre hakkında onlarca teori ortaya atılan Nuh'un gemisi aslında bir uzay gemisi. Nuh da bir Elohim elçisi. Diğer bir iddiaları ise oldukça şaşırtıcı. Çünkü insanların kötü bir melek olarak bildiği şeytanın da bir Elohim olduğunu ve uzaylılar arasında şu andaki konumunda, yani muhalif görüşteki bir uzaylı olduğunu savunuyorlar. Dinlerle olan bir diğer benzerliğine gelirsek, bu tarikatın inancında da dünyanın sonu, yani kıyamet var. Ancak dünyanın sonu olacak olan o kıyamet durumundan bir tek Elohimliler, yani tarikat üyeleri kurtulacak. Raelyan olan hiç kimse gerçek ölümü tatmayacak ve sonsuz olacak. Çünkü tarikat üyesi olmanın bir geleneği olarak, üyeliğe girişte kişinin DNA'ları örnek olarak uzaylılara gönderiliyor. Olası bir afet ya da ölüm durumunda o kişi, DNA'sından tekrar klonlanıyor ve yaşamına devam ediyor. Kısaca insanın en temel güdüsü olan hayatta kalma içgüdüsü ve insan egosu bu tarikatta da kullanılıyor. Tarikat, müritlerinden elde ettiği gelirlerle, Clonaid şirketi aracılığıyla insan klonlama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sandığınızdan daha fazla müride sahip olan bu tarikatın bir üyesi de şirketin başkanı olan ve aynı zamanda moleküler biyoloji profesörü olan Brigitte Boisselier. Ancak profesörün tarikatla olan ilişkisi ortaya çıkınca, şirketle olan ilişiği kesiliyor ve Amerika'ya gidiyor. Brigitte Boisselier burada da tehlikeli olarak ilan ediliyor ve Amerika topraklarında herhangi bir faaliyette bulunması yasaklanıyor. Tarikat bununla da kalmıyor. 26 Aralık 2002'de ilk klonlanan insanın doğduğunu açıklıyor. Adı söylenmeyen 30 yaşındaki bir kadından alınan DNA ile klonlanan bebeğe Eva, yani Havva adı veriliyor. Korkutucu gelişme ise şu. Clonaid şirketinin Güney Koreli bilim adamlarının geliştirdiği kopyalama makinesiyle laboratuvarda faaliyetlerine devam edeceği tarikat tarafından açıklanıyor. RMX-2010 adlı cihaz, çekirdeği alınmış yumurtayla vericinin genetik malzemesini birleştirerek insan klonlanacağını vaat ediyor. Aynı yöntemle 25 bin yıl önce insanların uzaylılar tarafından yaratıldığını iddia eden tarikat lideri ve üyeleri bu gelişmeler için ciddi bir maddi olanak sağlıyor. Raelyan tarikatı, dünyanın en tehlikeli tarikatları arasında yer almaktadır. Aslında Raelyan tarikatı da kendilerinden olanların kurtulacağı, diğerlerinin kurtulamayacağı gibi diğer tüm tarikatlarda olan benzer vaatlerde bulunuyor. Dünyada her komplo teorisine, adeta taparcasına peşinden koşan milyonlar olduğu sürece vaatler aynı kalır, tarikat isimleri değişir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.